Sayın hocalarım ve sevgili arkadaşlar, 14. Proje Fuarı ve Yarışması, COVID-19 pandemisi sebebiyle 8 Haziran 2021 tarihinde Zoom platformu ve YouTube canlı yayını üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Proje Fuarı ve Yarışması etkinlik bilgilerine mfprojefuarı.eskişehir.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Fakülte Etkinlik Komisyonu olarak hocalarımızın danışmanlığındaki proje gruplarının vereceği değerli katkılarla birlikte sürecin koordinasyonunda görev almaktayız. Hazırlanan bu videoda sizlere MP4 formatındaki sunum videolarının PowerPoint'te nasıl hazırlanacağı ile ilgili açıklamalar sunulmuştur. Proje fuarına katılım sürecinde öğrencilerimizin Word formatında hazırladıkları proje özetlerini, PDF formatında hazırladıkları posterleri, PowerPoint formatında hazırladıkları sunumları ve MP4 formatında hazırladıkları sunum videolarını içeren toplam 4 adet dosyayı belirtilen son tarihe kadar WeTransfer ile bölüm sorumlularına iletmeleri gerekmektedir. Örnek şablon dosyalara proje fuarı sayfasından ulaşabilirsiniz. Sunum ve sunum videosunu hazırlamak için öncelikle proje fuarı sayfasında yer alan PowerPoint formatındaki örnek sunum şablonu indirilmelidir ve indirilen bu şablona göre sunum hazırlanmalıdır. Görmüş olduğumuz slaytta kimya mühendisliği bölümüne ait örnek bir sunum gösterilmektedir. Hazırlayacağınız sunumun bu slaytta olduğu gibi başlık sayfasında proje numarası, proje adı, proje ekibi, bölüm ve proje danışmanı bilgilerine yer verilmelidir. Sunum videoları hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir. Sunumlar 5-10 dakika zaman aralığında sunulacak şekilde hazırlanmalıdır. Sunum videoları ise hazırlanan sunumlar kullanılarak yine 5-10 dakika zaman aralığını geçmeyecek şekilde oluşturulmalıdır. Slaytlara ekleyeceğiniz metinler 18 punto ve Arial yazı tipinde olmalıdır. Paragraflar yerine kelimeler, maddeler ve kısa cümleler tercih edilmelidir. Bir slaytta en fazla 10 satır metin olmalıdır. Anlatım ilgili görsellerle zenginleştirilmelidir. Hazırlanan sunumun içeriğinde projenin konusu, projenin amaç ve hedefleri, uygulanan yöntem, elde edilen ya da elde edilmesi öngörülen çıktılar ve sonuç başlıklarının yer alması önerilmektedir. Projede ilgili sektör hakkında ele alınan konunun önemi, literatürde yer alan nitel veya nicel verilerle desteklenerek açıklanmalıdır. Konunun arka planı günümüze gelinen durum ve güncelliği ortaya konulmalıdır. Konu ve kapsam açıklanırken projenin farklılığı ve yeniliği, ilgili sektör ya da alandaki hangi eksiği nasıl giderdiği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirdiği vurgulanmalıdır. Proje amaç ve hedeflerinin az önce de belirtildiği üzere ilgili sektör ya da alanda hangi eksiği nasıl giderdiği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirdiği açık bir şekilde belirtilmelidir. Projede uygulanan yöntem ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanmalıdır. Seçilen yöntem ve tekniklerin öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya uygunluğu varsa diğer yöntemlerle kıyaslanarak ortaya konulmalıdır. Proje ekibinin görev dağılımları da bu kısımda yer alabilir. Projeden elde edilen ya da elde edilmesi öngörülen çıktılar ve etkiler kısa ve net cümlelerle belirtilmelidir. Yapılan bir ön çalışmaya ait sonuçlar verilebilir. Anlatım, ilgili görseller, tablolar ve grafikler ile zenginleştirilmelidir. Şablona uygun bir şekilde hazırlanan sunum, MP4 video formatına dönüştürülürken, görselde belirtildiği şekilde dosya, dışa aktar, video oluştur, kaydedilmiş zamanlama ve anlatımları kullan ve son olarak zamanlama ve anlatım kaydet basamakları izlenerek slayt üzerine sesli ve görüntülü kayıt başlatma aşamasına geçilir. Açılan pencerede kayıt, durdur, yeniden oynat butonları kullanılarak sunum üzerine ses kaydı yapılır. İstenirse sunumun sağ alt köşesinde gözüken kamera butonu kullanılarak görüntü de eklenebilir. Sırasıyla sunumda bulunan her slayta ses ya da görüntü kaydı tamamlandıktan sonra dosya ekranda görüldüğü şekilde kayıt edilir. Bu aşamada kayıt işlemi birkaç dakika sürebilir. Süreç ile ilgili tüm bilgilere ve dokümanlara mfprojefuarı.eskişehir.edu.tr linkinde yer alan proje fuarı sayfasından da erişebilirsiniz. Fakülte Etkinlik Komisyonu olarak
Hocalarımızın danışmanlığındaki proje gruplarının vereceği değerli katkılar için teşekkür eder, başarılar dileriz.